Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Osmanlı'nın gizli servisi, Teşkilat-ı Mahsusa. Teşkilat-ı Mahsusa, 1913 yılında Sultan Mehmet Reşat'ın yayınlanmayan ve resmi olmayan bir fermanıyla Savaş Bakanlığı, eski adıyla Harbiye Nezareti bünyesinde İttihat ve Terakki tarafından kurulan Osmanlı Devleti'nin ilk gizli haber alma örgütüdür. Örgütün ilk daire başkanı Süleyman Askeri Bey, ikinci başkanı Ali Başhampa, son başkanı Hüsamettin Ertürk'tü. Misyonu Arap ayrımcılığı ve Batı emperyalizmine karşı mücadele etmekti. Kurulma amacı Osmanlı Devleti'nde dağılma döneminde Orta Doğu üzerinde odaklanan yabancı haber alma faaliyetlerinin izlenebilmesi, bireysel bazda ve sınırlı nitelikte sürdürülen haber alma çalışmalarının bir merkezden organize biçimde yürütülmesine duyulan ihtiyaçtı. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri ve paramiliter hareketler gerçekleştirerek önemli görevler üstlenen bu örgüt, savaşın sona ermesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında dağılmıştır. Örgütün kurumsallaşması Balkan Savaşı'ndan sonra ivme kazanmıştır. Örgüt, çoğunlukla iktidarı devirmeyi planlayan ve düşmanla işbirliği içerisinde olan güçleri bastırmakla kullanılmıştır. Örgütün resmi kuruluş tarihi 1913 yılı olsa da Enver Paşa komutasında 1903 yılına kadar uzanan bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. Enver Paşa, savaş başkanı olmasından kısa bir süre sonra Teşkilat-ı Mahsusa'yı resmi statüsüne kavuşturmuştu. Dönemin yetenekli subaylarını örgüte üye yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu subaylar Kafkasya, Mısır ve Mezopotamya'daki özel askeri operasyonlarda kullanılmıştır. 1915 yılındaki Süveyş Kanalı operasyonu buna bir örnektir. Bu operasyonda özel birlikler Osmanlı ordusunun ileri uçlarındaki vahaları ele geçirip tampon bölge oluşturmuşlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Arabistan, Sina Yarımadası, Yemen ve Kuzey Afrika'daki özel operasyonları örgütün efsane ismi Kuşçubaşı Eşref Bey idare etmişti. Örgütün haber almalarındaki altyapı ve tecrübe eksikliğiyle beraber savaş yıllarının ekonomik koşulları örgüt üyelerinin istihbarat çalışmalarında çok çatışmalara yöneltmişti. Teşkilat-ı Mahsusa'da görev yapmış bazı ünlü isimler şunlardır: Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, Binbaşı Süleyman Askeri, Eşref Kuşçubaşı, Teğmen Yakup Cemil, Doktor Bahattin Şakir, Mithat Şükrü Bileda, Ohrili Eyüp Sabli, Fuat Balkan, Teğmen Hilmi Musallimi, İsmail Can Bulat, Piyade Subay Rasuhi Bey, Filibeli Hilmi Bey, Şerif Burgida, Arabistan'da İbnül Reşit, Nuri ve Halil Paşalar, Ali Fethi Okyar, Hacı Selim Sami, Kelal lakaplı Ali Çetinkaya, İlk Hava Şehitlerinden Sadık Bey, Çerkez Reşit Bey, Fuat Bulca, Nuri Jonker ve Rauf Orbay'dır. Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya bağlı olarak 1913 yılında kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'nın daire başkanı Süleyman Askeri Bey'di. Örgütte doktorlar, mühendisler, gazeteciler, politikacılar ve subayların yanı sıra geçmişi oldukça karanlık ama sadakatlerinden kuşku duyulmayan gerilla savaşı uzmanların da yer alıyordu. Teşkilatın faaliyet alanı ve personel sayısını Osmanlı devlet adamları çok iyi bir şekilde gizli tutmuştu. 20. yüzyılın ilk çeyreğine faaliyet gösteren Teşkilat-ı Mahsusa o yıllarda dünyanın en güçlü ve en etkin örgütlerinden biriydi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 3 kıtada örgütlenen Teşkilat-ı Mahsusa ajanlarının pek azı örgüt mensubu olarak tanınıyordu. Resmi üyelik listeleri bulunmamakla birlikte Kuşçubaşı Eşref'e göre böyle bir listenin yayınlanması Orta Doğu'daki birçok devlet adamını rahatsız edecekti. İttihatçıların ittifakları doğrultusunda Teşkilat-ı Mahsusa Almanya ile hem finansal hem de teorik ve pratik eylem birliği içindeydi. Kafkasya, İran, Orta Doğu, Hindistan ve Afganistan bölgelerinde önceleri Almanlarla birlikte sağlanmış ancak daha sonraları baş gösteren bazı sorunlar nedeniyle bu dayanışma çözülmeye başlamıştı. Almanların maddi gücü Teşkilat-ı Mahsusa ile milis ajanları sayesinde bölge halkının desteğini sağlamışlardı. Genel planlama Enver Paşa'nın Alman Genelkurmay Bey ile koordinasyonu sonucu gerçekleştirilmişti. Uygulama alanındaysa Eşref Sencer'in başkanlığında Zübeyde Şatlı, Ahmet Salih Harp, Hilmi Musallimi
ve Hamza Osman Erkan gibi kişiler yer alıyordu. Teşkilatın gayesi İslam ve Müslüman Türk dünyasını bir bayrak altında toplamaktı. Teşkilatı mahsusların faaliyetleri 1. Dünya Savaşı'nda yoğunluk kazandı. Teşkilat savaş boyunca savaş ilanını duyurmanın yanında karşı casuslu, İngiliz istihbarat ve keşif kollarına karşı istihbarata karşı koyma harekatı da gerçekleştirdi. Örgütün ilk çalışmalarını Batı Trakya'dır. İlk başkan Süleyman askerinin başında bulunduğu teşkilat mahsusa özel bir timle 1913'te İstanbul Anlaşması sonucu Bulgarlara terk edilen Batı Trakya'da Osmanlı Devleti'nden ayrı bağımsız bir Batı Trakya Devleti kurdu. 1914'te 1. Dünya Savaşı başlamadan önce Enver Paşa, Rauf Orbay'ı İran, Afganistan, Hindistan sahasında ajitasyon ve İngilizlere karşı eylemler yapmakla görevlendirmişti. İstanbul Harbiye Nezareti, Şark Şubesi Başkanı Ömer Fevzi Bey aracılığı ile yürütülen hazırlıklar sonucunda 20 kişilik asker kökenli özel tim göreve başlamıştı. Ekipte bir ara Çerkez Ethem de görev almış, ancak bölge halkının kayıtsızlığı ve Almanların ikilik çıkarması sebebiyle eylemler yaklaşık bir yıl sonra Eylül 1915'te sona ermiş ve tim dağıtılmıştı. Afrika'da Trablusgar, Mısır, Çad, Habeşistan ve Sudan'a kadar ajanlar gönderilmişti. Şeyh Ahmet el-Sunusi'nin Trablusgar'dan bir denizaltı ile İstanbul'a kaçırılması teşkilatın bölgedeki en başarılı eylemi olmuştu. Ayrıca Enver Paşa'nın Türkistan seferi ve Cemal Paşa'nın Afganistan'a geçirilmesi en kötü zamanında bile örgütün hareket kabiliyetini göstermesi bakımından önem taşıyordu. Teşkilat-ı Mahsus ajanlığında bulunmuş birçok kişi daha sonra milli mücadeleye katılmıştı. Milli mücadelenin yapılmasında çok önemli rol oynamışlardır. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz.